Bursa, ya, son bir yılda üç kez geldiğini anımsıyoruz. Son gelişinde de şehreküstü ve çarşıda esnaf ziyaretleri yapıp Ulu Cami'de namaz kıldı. Bugünse, alışılmış ziyaretler. Yerine, Gelecek Partisi Genel Başkanı Profesör Dr. Ahmet Davutoğlu için yeni bir stratejiyle yeni bir planlama yapıldı. Buna göre, Gelecek Partisi, artık bölgesel toplantılar yapacak. Bursa'da yeni stratejiyle ilk program ise Cuma günü İnegöl'de olacak. İşte. Gelecek Partisi İl Başkanı Alpaslan Yıldız, kahve sohbetimiz sırasında ilçe başkanlığını açmak üzere cuma günü İnegöl'e gelecek Davutoğlu programı ayrıntılarını şöyle açıkladı. Genel Başkanımız, Başbakanımız Sayın Profesör Doktor Ahmet Davutoğlu'nun İnegöl programı İnegöl OSB'deki sanayi camiinde cuma namazıyla başlayacak. Şu programı önemsiyor. Camiden sonra İnegöl OSB içindeki taşıyıcılar kooperatifi üyeleriyle bir araya gelecek. Bu buluşmanın çok kalabalık ortamda olmasını bekliyoruz. Sonrası için de şu bilgiyi verdi. Saat 16.00'da Park Caddesi'nde İnegöl İlçe Başkanlığımızın açılışını yapacak. Bu esnada da toplanan kalabalığa hitap edecek. Açılışın ardından Ankara'ya dönecek. Bu noktada alınan yeni kararı şöyle açıkladı. Yeni stratejimiz gereği Başbakanımız Sayın Davutoğlu'nu bölgesel toplantılarda vatandaşla buluşturmak istiyoruz. İnegöl Yenişehir bölgesini kapsayan planlama bu yeni stratejinin ilk adımı olacak. Sonraki planlamaları da özetledi. Sırada, merkez ilçeleri oluşturan Osman Gazi, Yıldırım, Nilüfer için hazırlayacağımız program olacak. Karacabey Mustafa Kemal Paşa ve Dağ ilçeleri için ayrı ayrı bölgesel toplantılar yapacağız. Seçime yakın da büyük bir meydan mitingiyle genel başkanımız Bursalılarla buluşacak. Şunu da ekledi: "Vatandaşla doğrudan bir araya gelinecek böyle bir çalışma yolunun daha yararlı olacağını düşündük. Onun için bu şekilde devam edeceğiz. Hedefte AK Parti'nin güçlü olduğu yerler var. Sohbetimizde Davutoğlu, Munani gelişen İnegöl programı hakkında bilgi veren gelecek partisi İl Başkanı Alpaslan Yıldız şunun üzerinde durdu. Hedefimizde AK Parti'nin güçlü olduğu yerler var, %70 oy aldığı İstanbul Sultanbeyli'de 3 hafta önce genel başkanımızın ziyareti mitinge dönüştü. Şunu da ekledi. Çıkış halinde olduğumuz İnegöl'de de bunu bekliyoruz. Bu hareketlilikle mesaj vermiş oluyoruz. Turizm zirvesi, gündemde sıcak su termal turizm merkezi var. Geçtiğimiz hafta, kısa adı Türsam, olan Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği'nin Güney Marmara seçimi vardı. Murat Saraçtoğlu üyelerin güven oyunu alıp üçüncü kez başkan seçildi. Seçim sonrası, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akan ile Dış İlişkiler Daire Başkanı Abdülkerim Baştürk kutlama ziyareti için tür sabaha gittiler. Ziyarette, doğal olarak bölge turizmi için yapılabilecekler. Konuşuldu, Büyükşehir ile tür ortak çalışmaları üzerinde duruldu. Ağırlıklı olarak da, eski tabakhanelerin olduğu sıcak su bölgesinde planlanan termal turizmi merkezi gündeme geldi. Büyükşehir. İn ilgili düşünceleri yanında, TÜRSAP Güney Marmara Başkanı Murat Saraçoğlu da arkadaşlarıyla birlikte, sıcak sunun termal turizme alanı olması ve turizm altyapı sorunlarının giderilmesi yönünde önerilerini iletti. Köy çocukları unutmadı, hep kalbimizdesin. Sık sık tekrarlıyoruz. Rahmetli Kemal Demirel, İN CHP Bursa milletvekili olduğu süreçte yürüttüğü iki büyük kampanya vardı. Biri demiryolu, diğeri köy okullarının kapanmaması mücadelesi kızları da. Doğum gününde köy çocuklarıyla birlikte pasta. Keserek rahmetli Kemal Demireli anladılar. Pastanın üzerinde, her şey çocuklar için yazarken, çocuklar da, hep kalbimizdesin Kemal Demirel, mesajı verdiler. Sokak hayvanları konusunda tedirginlik yaşayanlardan öneri geldi. Güvence, DOHADERN Başkanı Veteriner İbrahim Tugay Ateş. Ten geldi, biz de dün bu sütunlarda yer verdik. Ancak elektronik postamıza çok sayılı da ileti geldi. İkisi dikkat çekici. Önceki dönem NOSAB Başkanı olan Mehmet Fikri Ünal diyor ki, bir zahmet Bursa'dan Mudanya'ya eski yoldan gitsinler ya da Mudanya'dan altın taşa yürüsünler. Yollarda uyuz olmuş, perişan onlarca köpek görecekler. İkincisinde Metin Yarar. Tehlikeye dikkat çekiyor. Yurdun dört bir yanından durup dururken insanlara saldıran başı boş köpeklerle ilgili haberleri okuyoruz. Bu hayvanların ruh halini anlamak ve ne zaman ne yapacaklarını kestirmek mümkün değil. Önerisi sert. Sahip çıkmak isteyenler bir araya gelip Bursa dışında arazi satın alsınlar, etrafını çevirerek burada sokak hayvanlarını besleyip hayvan sevgilerini tatmin etsinler. Öğrencilere mini Rumeli'yi gezdirdi. Selanik. Teki. Atatürk'ün doğduğu ev özel önem taşıyor. Müze olarak korunan evin miniatur Rumeli Saad. I.N. Nilüfer'deki 29 Ekim mahallesinde bulunan merkezinin bahçesinde yer alıyor. Rumeli. Deki ata yadigarı eserlerin 1 bölü 25 ölçekli milyatürlerinin bulunduğu bahçedeki Atatürk'ün evi öğrencilerin en çok ilgi gösterdiği yapılardan. Zafer Atıcılar Ortaokulu öğrencilerine evi, iş adamı Nejat Yahya anlattı.